düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. Kardelen Ana Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. İkili Bahçeli'nin konutunda görüştü. Başkan Erdoğan'ı MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da zirve günüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede yerel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeme ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli son olarak programlı bir şekilde 14 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti. Yerel seçimlere kısa süre kala tekrar buluştu. Bir saat süren görüşme Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili kameralara poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Görüşmede temel başlık yerel seçimlerdi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ortak aday belirlenmesi konusu ele alındı. 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de iki lider arasında istişare edildi. Mecliste görüşülmesi beklenen konu başlıkları değerlendirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştireceği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşecek. Öte yandan iki lider arasında ekonomideki gelişmeler, orta vadeli plan ve gençlere vergisiz telefon kampanyası konuları da görüşüldü. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada fiyat istikrarı vurgusu yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın 3. toplantısını yaptı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapıldı. Açıklamanın ana mesajı fiyat istikrarıydı. Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir, denildi. Açıklamada enflasyon vurgusu da yapıldı. Hedef enflasyonun tek haneye düşmesi, denildi. Açıklamada, parasal sıkılaştırma süreciyle fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir, ifadeleri kullanıldı. Öte yandan toplantıda enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yol haritası da ele alındı. Açıklamada ayrıca kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörüldüğü ifade edildi. Memur ve memur emeklileri aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı için gözlerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına çevirdi. Kurul bugün 4. kez toplandı. Karar en geç 31 Ağustos'a kadar verilecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. kez toplandı. 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde kamu işveren heyetiyle zam konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine yetkili konfederasyon Memursen, 26 Ağustos'ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Kurul, zam oranını görüşmek üzere 4. kez bir araya geldi. Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığı'nda yapılan toplantıda memur maaşlarıyla memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı görüşüldü. Kurul kararını en geç 31 Ağustos'a kadar verecek. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Kamu işveren heyeti 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 şeklinde revize etmişti.
Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidinin ödeme süresi uzatıldı. Araç sahipleri ödemelerini 6 Eylül Çarşamba gününe kadar yapabilecek. Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidinin ödeme süresi 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Ek MTV iki taksitte ödeniyor. İlk taksit yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödeniyordu. Ancak alınan kararla bu tarih değişti. Normalde 31 Ağustos olan ödeme tarihi karar doğrultusunda 6 Eylül'e uzatıldı. Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarıyla beraber peşin ödenecek. Ek MTV'yi ödemeyen trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Öte yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki depremzedeler ek MTV ödemeyecek. Ek MTV ücretini ödemek isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan borç sorgulama ve ödeme bölümüne 02-22 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartıyla ödeme yapabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor. MTV'yi E-Devlet üzerinden de ödemek mümkün. İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girecek. Meral Akşener tarafından açıklanan bu kararın ardından altılı masanın diğer ortaklarında hareketlilik başladı. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu apar topar bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim yerel seçimin yol haritasını görüştü. Genel seçimleri kaybeden muhalefet birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilere yerel seçimlere tek başına girme çağrısında bulundu. Akşener, bu açıklamanın yanı sıra yeni ittifak kapılarını da diğer muhalefet partilerine kapattı. Bunun üzerine altılı masanın diğer ortakları, Gelecek, Saadet, Deva ve Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı iyice belirsizleşti. Bu kapsamda ilk adım Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kapısını çaldı. Görüşmenin en önemli gündem maddesi, Akşener'in ifadeleri ve CHP'nin yaklaşımı sonrası yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleneceği oldu. Görüşmede yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi. Öte yandan Davutoğlu ve Karamollaoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde iki partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda da mutabık kaldı. Bir milyona yakın üniversite öğrencisini ilgilendiren bir haber var sırada. Bu yıl yurtlar 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara yerleşmek için başvuruların başladığını söyledi. Öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yılda en güçlü imkanlarımızla gençlerimize hizmet edeceğiz. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Osman Aşkın Bak yurt başvuru sürecine ait bilgilendirme toplantısında konuştu. Üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerimizin ve ailelerinin en temel gündemlerinden biri de barınma ihtiyacı. Geçtiğimiz yıl talep eden başvuran öğrencilerimizi başarıyla yerleştirdik. Bu eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitemizle öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Bakan Bak, başvuru sürecinin 2 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi. Yurt başvuru sürecimizi an itibariyle başlatıyoruz. Dün itibariyle üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibariyle sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bakan Osman Aşkın Bak, başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme de yaptı.
Yurtlarımıza gelen başvuruların tamamı hassasiyetle incelenerek 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edilecek. Bunlar bakanlığımızın ilgili birimleri, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM, Adalet Bakanlığı, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve AFAD'dan oluşan kurumlarımızın bilgileri kontrol edilecek. Başvurusuz geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda puanlamayla tespit edilecek. Buna göre bir sıralama oluşturulacak. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve üstü hasarlı depremzede öğrencilerimizi de dahil ettik. Erzurum'un bugün önemli bir misafiri vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şehir buluşmaları kapsamında ilk ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın bir dizi ziyaretleri oldu. Yeni görevine başladıktan sonra ilk şehir ziyaretinde kahramanlar diyarı, kadim şehrimiz Erzurum'a yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erzurum'a geldi. AK Parti'nin şehir buluşmaları kapsamında teşkilatların yanı sıra kabine üyeleri de sahaya iniyor. Bu kapsamda Erzurum'un önemli bir misafiri vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk şehir buluşmaları ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdi. Bakan Fidan, havalimanında Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle karşılandı. İçişleri Bakanı Hakan Fidan ardından Erzurum Valiliğine geçti. Burada Vali Mustafa Çiftçi'den Erzurum'a dair bilgiler aldı. Vali Erzurum, hoş geldiniz. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir sonraki durağı ise AK Parti Erzurum İl Başkanlığı oldu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Burada ildeki arkadaşlarımızla hem ilin durumunu görüşeceğiz. Hem de ülkemize ilişkin, temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'daki vatandaşlarımıza mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak millet hizmet için neler yapıyoruz? Birçok alanda onları anlatma, paylaşma imkanımız olacak. Biz de vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini, eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp inşallah verimli bir ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri döneceğiz. Bakan Fidan'ın bu açıklamasının ardından teşkilat mensuplarıyla toplantı yapıldı. Bakan Fidan daha sonra da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve daire başkanları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri eşlik etti. Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında Bakan Fidan'a bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum temaslarında esnafı da unutmadı, bir kapılarını çaldı. Bakan Fidan daha sonra iş insanları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum temasları kapsamında esnafı ziyaret etti. Bakan Hakan Fidan büyük ilgiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Hakan Fidan tarihi yerleri gezmeyi de ihmal etmedi. Orada görevlilerden bilgi aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan esnaf ziyaretinin ardından iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Ama her zaman için vatana, millete hizmet yolunda vazifelerde burada. Da...
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'ne 2019 yılında doğalgaz boruları döşendi. Mahalle halkı o gün bugündür kentteki doğalgaz firması Palen'in gaz akışı sağlamasını bekliyor. Ancak Palen Doğalgaz hiçbir neden sunmadan vatandaşları oyalıyor. Burada 480 hane şu anda gaz bekliyor. Burası Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi. Mahalleye doğalgaz boruları 2019 yılında döşendi. Ancak yıl 2023 olmasına rağmen Palen Doğalgaz mahalleye gaz vermiyor. Dumlululara 2019 yılında doğalgaz müjdesi verildi. Öyle ki boruları bile döşendi. Ancak ilk etapta sadece belirli noktalara gaz verildi. Muhtarlık binamız, 2 tane camimiz ve 2 okulumuz ve cezaevi lojmanları faydalanmaktadır şu anda. 2020 yılında mahalledeki bütün haneler gaz talebinde bulundu. Fakat talepleri bugüne kadar gazı ulaştıracak kurum tarafından göz ardı edildi. 2020 tarihinden Dumlu'da oturan hane sahiplerimiz dilekçeleri vardır kullanmak için, faydalanmak için. Ama bugüne kadar hep geleceğiz diye insanlar burada kandırdılar, beklettiler bugüne kadar. Bu kurum yıllardır Dumlu halkını oyalıyor. Sistem kurulmuş, borular bile döşenmişken hanelere gaz verilmemesi vatandaşları çileden çıkardı. Dumluluların öfkesini mahalle muhtarı Halil Yalçınkaya kontrol altında tutuyor. Büyük bir tepki yaratacak. Gerekirse diyorlar işte ben engel oluyorum ama bir yere kadar. Palen doğalgazın önünde. Yıllardır doğalgaz gelecek diye bekleyen vatandaşı en çok kızdıransa geçen yıl yaşanan bir gelişme oldu. Mahalledeki 4 eve doğalgaz akışı sağlandı. Ancak hiçbir haneye gaz vermeyen kurumun bunu neden veya ne karşılığında yaptığı bilinmiyor. Dumlu halkı şu anda çok kızgın halde çünkü geçen yıl yani 2022 yılında burada 4 eve gelip özellikle gaz verdiler. 4 eve. Bu evlerin ayrımcılığı neydi? Ya da ne verdiler bu Palen'e? Ya da Palen ne talep etti ki bu 4 eve ayrımcılık yaptılar? O yüzden burada 480 hane şu anda gaz bekliyor. Bu insanlara yazık günah değil mi? Şehrin bürokratları ve siyasileri de Dumluluları yalnız bırakmadı. Araya bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları girdi ama bu girişimler de sonuçsuz kaldı. Benle beraber 2 tane bakanımız olsun, 4 tane vekilimiz olsun, 2 tane belediye başkanımız olsun. Şimdi bu insanlar da, büyükler de bunlar da görüştüler. Bunlar da telefonu açtılar, yanımda açtılar, Apollo'ya beni konuşturdular, Apollo'ya açıp konuştular. Hep geleceğiz. Yani bir gelmiyoruz ya da bir bahane yok. Geleceğiz diye bugüne kadar bizi hep beklettiler. Doğalgazı verecek olan kurumdan bir hamle geldi aslında. Ama o da havada kaldı. İlkbaharın geldi ekip buraya. Kalacak yer istediler. Ekibin çalışan insanların kalıp ben... Özellikle yer açtım bunu bu insanlara. Çalışan insanlara yer açtım. Yeter ki gelin başlayın köyümüze. Size kalacak yerde buyurun. Ama 4 ay olmuş hala daha gelecekler. Dumlu halkı bardağın son damlasında. Artık oyalanmak istemeyen vatandaşlar kış ayları gelmeden evlerine doğalgaz akışının sağlanmasını istiyor. Yani bir bahane söyleseler işte şundan dolayı gelmiyoruz, bundan dolayı gelmiyoruz. Biz de onlara çözüm buluruz illaki bir köy olarak toplanır. Ama yok hep geleceğiz diye bekledik. Erzurum geçtiğimiz kışı biraz kurak geçirdi. Ancak ilkbahar yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü. Hasat döneminin başladığı kentte bu yıl verim oldukça yüksek. Bu sene hasatımız çok şükür Allah'a hamdolsun iyi, beklentimizin de çok üzerinde. Bu sezon Erzurumlu üreticilerin yüzü gülüyor. Çünkü bu yıl toprak oldukça verimli. Kış aylarının kar yağışsız geçmesi Erzurumlu çiftçiyi korkutmuştu. Ancak ilkbahar yağmurları toprağı doyurdu. Bu sene hasatımız çok şükür Allah'a hamdolsun iyi, beklentimizin de çok üzerinde. Yağış bol, hükümetin verdiği destekler de yeterli olunca Erzurumlu çiftçinin yüzü güldü bu sene. Tabii ki o desteklemelerin de etkisi var ama bu sene gerçekten yağışların çok büyük şeyi var, etkisi var. Ama desteklemeler bir kenara bırakılmaz. Özellikle arpa, buğday, mısır silacı, ayçiçeği ve şeker pancarı bu 5 üründe
bölgemiz için, bölgemizde yetişen bu 5 üründe desteklemelerin geçtiğimiz yıllar oranında daha fazla arttığını ve bu artırılan desteklemelerin de ürün fazlalığına vesile olduğunu görüyoruz. Verim beklediklerinin de üzerinde olunca çiftçileri ürünüm elimde kalır korkusu sardı. Onları rahatlatan açıklamaysa Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'dan geldi. Ürünün fazlalığından dolayı toprak mahsulleri ofisimizin altyapısının yeterli olmaması biraz çiftçimizde bir panik oluşturdu. Buradan ben sizlerin aracılığıyla bütün çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Toprak mahsulleri ofisimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Bütün çiftçimizin ürününü 40-50 gün içerisinde alıp depolayacak çiftçilerimiz. Üretici tarlasını boş bırakmak istemiyor. Ancak bu noktada yaşadıkları bazı sıkıntılar var. Bunların en başında mazot fiyatları geliyor. Bunda mazot fiyatları bizim için çok sıkıntılı. Biz bunu her yerde vurgulamak zorundayız. Piyasa fiyatlarına, piyasa şartlarına bakacak olursak geçen yıl buğdayın kilosu 12-13 lira bandındaydı. Mazotun litresi 17 liraydı. Şimdi bu sene mazot 38 lira, 37 lira. Bizim buğdayımız 6-7 liradan alınıyor. Bu işin özeti de bu. Üreticinin bir diğer önemli sorunuysa aracılar. Çiftçi onların eline düşmek istemiyor. Burada devlet garantisi. Temel olmazsa biz piyasada bu ürünümüzü satmak durumunda kalırsak yarısının da altında satmak durumunda kalıyoruz. Temel burada bize temel o şeker fabrikası, et ve süt kurumu, işte sütümüzün, etimizin değerlendiği diğer kurumlar bizim için bir güvence. Devletimizin bize bir güvencesi. Bize güvence olan kurumlar işlevselliğini yitirdiği zaman biz piyasada bu işin kara borsacılığına dönüşen insanların eline düştüğümüz zaman biz o işi seneye, bir sonraki seneye yapmak istemiyoruz. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan İsmet Farızoğlu, Allahu Ekber Dağı'nda donarak şehit olan askerler anısına o alana bir sığınak yaptı. Sıcak bir alan inşa eden Farızoğlu bir daha böyle bir hadisenin yaşanmamasını amaçladı. Dedesinin vasiyeti üzerine harekete geçti. Allahu Ekber Dağı'nda insanların kötü hava şartlarında sığınacağı bir sığınak yaptı. İsmet Farızoğlu, Erzurum'un Çankaya ilçesine bağlı Ormanlı mahallesinde yaşıyor. 82 yaşındaki Farızoğlu, dedesi Ali Alıver'in vasiyeti üzerine Allahu Ekber Dağı'na bir barınak yaptı. Allahu Ekber Dağı'nda donarak şehit olan 10 asker anısına yaptı bu barınağı. Amaç bir daha kimsenin bu zorluğu yaşamamasıydı. 1915'in 5. ayında yani Mayıs'ın Karalacası'nda gelmişler ki orada 8-10 tane şehit daldala vermiş, donmuşlar. Yüzlerine bakırsın diyor, dedem derdi ki rahmetten yüzlerini göresin sanki cennetten bir ruh çıkmış. Bunları alıp şu yukarı dağın tepesine çağırıyorlar, orada defin ediyorlar. İşte o çeşmenin başı çeşme, kışın sıcak su oluyor, buharlaşıyor, altta kaynıyor. O çeşmeyi Şehitler Çeşmesi diye 1914 yılında dedem vesiyetiyle oradan aldım, buraya getirdim yolun kenarına. Millete bir hizmet olması. Farızoğlu işte bu yüzden sıcak bir alan açtı zorda kalana. Çeşmeyi yaptıktan sonra burada bu gelen giden için bir de ben kendim biraz şey burada kalıyorum. Yazın gelin o burada yatıyordum. Mescidi yapmadan önce burada yatıyorum. Kışın şey baharın yazın. Burada işte yaptım, gelen yolcu, misafir burada yiyor, içiyor, pikniğini yapıyor. Sonradan etrafını çevirdim. Yağmur da yazın olsun, yağmur yağdığında koşa koşa buraya sığınırlar. Kışın, güzün ayında rüzgar burada karın biraz şeyler yayla indikten sonra burada gelen yolcu burada kendisini dinlendiriyor. Rüzgar durur, şey durur, havanın şeyleri ondan sonra yolculuğunu yapıyorlar. Barınakta mescit ve kamelyalar da bulunuyor. Farızoğlu haftada bir gün gidip barınağın temizliğini yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Operasyonlarda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Operasyonlarda tek tek hedef alınan teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir operasyon da Irak'ın kuzeyinde düzenlendi. Gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bir gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Batman'da tüyler ürperten bir haberle devam ediyoruz. Kentte poşete sarılı bir bebek mezarlık yakınında kaderine terk edildi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Poşete sarılmış, mezarlık yakınındaki bir alana bırakılmıştı. Onu mezarlık görevlileri buldu. Batman'da yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Çamlıtepe mahallesinde bulunan Tilmerç mezarlığı görevlileri yerde bir bebek cesediyle karşılaştı. Minik bebeğin cansız bedeni poşete sarılmıştı. Görevliler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Talihsiz bebeğin cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri yürekleri burkan olayla ilgili soruşturma başlattı. Artvin'de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelan işte böyle geldi. Metrelerce yükseklikten düşen toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan Artvin'in Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları metrelerce yükseklikten karayoluna düştü. Abi taksi ileri al sen. Heyelan anında karayolundan araç geçmemesi olası felaketi önledi. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kısa süre içerisinde ekipler bölgeye gitti. Yapılan çalışma sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Abi taksi ileri al sen. Ağrı'da kurulan Kadın Üretim Kooperatifi ilk hasadına başladı. Kadınlar tarafından ekilen ayçiçekleri şimdi toplanıyor. Ekildi, sabırla bakıldı, şimdi emeklerin karşılığını alma zamanı. Kadın Üretim Kooperatifi'nin kadınların ilk göz bebeği olan ayçiçekleri toplandı. Burası Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi. İlçede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteğiyle Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu. Projeyle her mahalleye bir tarla tahsis edildi. Kadınlar o tarlaları ekti, biçti. Şu anda hasat zamanı geldi. Çok sağ olsun başkanımız. Gerçekten bizim için çok güzel bir önderlik yaptı. Biz evdeydik. Böyle bir güzel imkan sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve de çok minnettarız. Kadınların ilk emekleri olan ayçiçekleri toplanmaya başlandı. Tarlamızın ilk ürünlerini toplamak üzere Kadın Üretim Kooperatifimizle birlikte tarlaya geldik. Ve gördüğünüz gibi bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Şiarıyla çıkmış olduğumuz yolda koca koca kurak ve çorak toprakları kocaman büyük bir tarlaya dönüştürüp bugün de o tarlanın verimini, ürünlerini almaya başladık. Toplanan ürünlerden elde edilen gelirle kooperatifin bütçesine katkı sağlanacak. Ayrıca kadınlar buradan elde ettiği gelirle aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere destek olmak amacıyla başlattığı projeler meyvelerini veriyor. Erzincan'da bakanlığın uzman eller projesine başvuran Esra Evrensel süper meyve bahçesini kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesine başvurdu. 100 bin lira hibe desteği aldı. Erzincan'da yaşayan ziraat mühendisi Esra Cahir Evrensel,
destek sayesinde 10 dönümlük araziye 3000 aronya fidanı dikti. Uzman Eller Projesi'nden 100 bin lira ben hibe desteği aldım. Bu da bize tabii can suyu oldu. Onunla da tarlamızı böyle bu hale getirdik. 10 dönüm üzerine 3000 kök aronya fidanı diktik. Esra Evrensel zamanının büyük kısmını bahçesinde geçiriyor. Bahçedeki yabani otları temizliyor, fidanlarına can sularını veriyor. Özellikle ilk 3 sene yabancı otla savaş çok önemli. Bu nedenden dolayı sürekli çapa yapmak zorunda kaldık. 2022 yılında fidanları toprakla buluşturan Evrensel hasat için gün sayıyor. 2022 yılında dikimi sağladık. Bu sene ikinci senemiz. İnşallah seneye de ürünlerimizi bekliyoruz. Aronya, içeriğinde bulunan vitaminler ve minerallerle antioksidan değerini yükseltiyor. Bu nedenle adı süper meyve olarak anılıyor. Aronya genellikle ilaç sanayinde kullanılıyor. Muş'ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı geçimini 15 yıldır baston yaparak sağlıyor. Bahri Bağlı küçük atölyesinden büyük işler çıkarıyor. Ağaç dallarını değerlendiriyor, yaptığı baston, tahta kaşık ve çeşitli süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor. Bahri Bağlı 70 yaşında. Muş'un merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde yaşıyor. Yaşlı adam 15 yıldır geçimini ağaç dallarından yaptığı çeşitli eşyaları satarak sağlıyor. Dağlardan getirdiği odun parçalarından kimi zaman bir baston yapıyor, kimi zaman süs eşyası. Bahri Bağlı küçük atölyesinden büyük işler çıkarıyor. Yaptığı bastonlara ise talep yoğun oluyor. Günde vallahi 10-15 tane yapabiliyorum. Çuvallar geliyorlar, alıyorlar ama çok çevremizde çok vardır. Yani geliyorlar, millet alıyorlar. Bastonların tanesini 50 ila 150 lira arasında satışa sunan Bağlı, ekonomik durumu olmayanlardan da ücret almıyor. Vallahi 100 lirada satıyorum, 150 lirada satabiliyorum, 50 lirada satabiliyorum. Ademe göre hareket ediyorum. Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Bitlis'teki Arin Gölü şimdi de renkli misafirlerini ağırlıyor. Flamingolar gölde görsel şölen sunuyor. Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü renkli misafirlerini ağırlıyor. Arin Gölü, Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde bulunuyor. Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göl yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü şimdi de renkli misafirlerini ağırlıyor. Arin Gölü her yıl havalar ısındığında, ilkbaharında yani havalar ısındığında yavaş yavaş flamingolar buraya Urak yerdi flamingolar için. Adeta burayı yuva edinmişlerdi, ev edinmişlerdi. Her yıl buraya vuruyorlardı. Yine vuruyorlar yani. Flamingolar gölde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Göl bu zamanda misafirlerin de dikkatini çekiyor. Yavaş yavaş havalar soğumaya başlayınca buradan göç edip Afrika bölgelerine ya da sıcak bölgelere göç ediyorlar. Bayburt'ta eski köy gelenekleri devam ettiriliyor. Bir düğün öncesi cirit müsabakası düzenlendi. Düğüne katılan davetliler hem halay çekti hem de cirit müsabakasını yakından takip etti. Yemekler dağıtıldı, ciritler oynandı, davul zurnalar çalındı. Bayburt'ta festival havasında düğün yapıldı. Atasporu Cirit'in yaşatıldığı Bayburt'ta düğün öncesi cirit müsabakası düzenlendi. Düğüne katılan davetliler hem halay çekti hem de cirit müsabakasını yakından takip etti. Bir cirit takımı da Erzurum'dan geldi. Kopköy Atlıspor Kulübü burada bir düğün olduğu için bizi davet etti. Sağ olsun, var olsunlar. Bize şeref verdiler. Biz de onların davetine icap ettik. Aşkale Atlıspor Kulübü. Eski köy adetlerinin yaşatıldığı Bayburt'ta köy sakinlerince kazanlarda yemekler pişirildi.
Pişirilen yemekler köy odasında bir araya gelen erkeklere, gelin evinde eğlenceli vakit geçiren kadınlara ikram edildi. Yemek sonrası ise konuklardan düğün sahibine destek maksatlı para toplandı. Ömer Güçlü, dürtü parası 100 lira. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivilleri...